Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen e, hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza denememize başlayalım. Ne diyor soru? Türk toplulukları ana yurtları olan Orta Asya'yı çeşitli nedenlerden dolayı terk ederek uzun mesafeli göçler gerçekleştirmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sebeplerinden birisi değildir? Şeklinde sorumuzu yönlendirdik. Bakalım. Boylar arasında mücadelelerin yaşanması, yeni din ve inanış, inanışların tanınmak istenmesi, can hakimiyetinin sağlamak istenmesi, toprakların geçim bakımından yetersiz kalması, başka milletlerin egemenliğinin kabul edilmemesi şeklinde vermiş. Şimdi bakıldığı zaman A şıkkımız, B, C şıkkımız, D ve E şıklarımız, Türk göçlerinin burada siyasi, ekonomik, toplumsal Burada neyini söylemiş, sebeplerini söylemiş. E Fakat bu göçlerin meydana gelmesinde yeni din ve inanışların tanınmak istemesi etkili e, olmamıştır. E, yapılan göçler sonucunda birçok Türk boyu farklı dinleri tanıyor zaten. E, bu sebep olarak gösterilemez bu durum. Burada cevabımız şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci soruya. Büyük Selçuklu Devleti batınilerin yıkıcı faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kurmuştur. E, biliyorsunuz ki batıniler e, Kur'an ayetlerini farklı yorumlayarak oluşturdukları görüşlerini e, toplumda yayan ve huzursuzluk ortamı yaratan bir oluşum. E, özellikle batınilerin e, lideri kimdi? Hasan Sabbah'tı. Büyük Selçuklu Devleti'ne inanılmaz derecede bir zarar verecektir kendisi. Büyük Selçuklular da batinlerle ilim sahasında mücadele etmek ve İslam dinini halk arasında anlaşılır kılmak için neyi kuracaktır? Nizamiye medreselerini kuracaktır. Burada cevabımız Nizamiye medresesi olmuş oldu. Bu medreselerden yetişen İslam alimleri biliyorsunuz ki toplumu e, bilişlendirecek, insanların e, batinlere katılmasını engellemiş olacaktır. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi? Türkiye tarihi kapsamında değerlendirilemez şeklinde sormuş. Türkiye tarihi e, Malazgirt Savaşı ile başlar. E, kısaca Türkiye tarihi e, Anadolu Türk tarihidir. Türkiye tarihinin kapsadığı devletlerde kimlerdir? Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burada baktığımız zaman Mirokefalon Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti zamanında meydana gelmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması, Babaylar ayaklanması yine Anadolu'da arkadaşlar geliyor 1240'ta. İlhanlı istilası sonucunda biliyorsunuz ki 1243 tarihinde Küsüdağ Savaşı'nı yapacağız. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında. Ama Dandana kan Savaşı arkadaşlar Anadolu'da gerçekleşmediği için burada cevap C şıkkı. Dandana Kan Savaşı olacaktır. Geldik dörde. Osmanlılar kısa sürede aşiretten beyliğe ve beylikten devlet düzenine geçmiştir. Bu durumun yaşanmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Şeklinde soru yönlendirilmiş. Bakalım. Beyliğin Jeopolitik olarak önemli bir konumda yer alması, Anadolu ve Balkanların siyasi birlikten yoksun olması, merkezi otoritenin güçlü tutulması. Şimdi jeopolitik konum e, zayıflamış olan Bizans sınırında kurulduğu için etkilidir. E, Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin e, olmaması, e, bu dönemde yetenekli hükümdarların yetişmesi, e, gazacihat politikasıyla hareket edilmesi, merkezi otoriteye önem verilmesi gibi ...nedenler etkili olacaktır. Burada cevap hepsi oldu. Geldik 5 soruya. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra yerine... ...oğlu 2. Beyazıt tahta çıkmıştır. Ancak 2. Beyazıt'ın kardeşi Cem Sultan... ...bu durumu kabul etmeyerek... ...abisine karşı savaş açmıştır. Cem Sultan memlüklerden destek alarak... ...2. Beyazıt'la mücadele etmiş. Ardından Rodos şövalyelerine ve papalığa sığınmıştır. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? şeklinde soruyu yönlendirmiş. Bakalım. Cem Sultan'ın dış destek sağladığına baktığınız zaman Papalık ve Rodos Şövalyelerinden sığındığından bunu anlayabiliyoruz. Ee, Osmanlı'nın iç sorunun dış soruna dönüştüğü bir iç sorunken iki kardeş arasındaki taht kavgası ve daha doğrusu Cem Sultan'ın e, ikinci beyazıtı kabul etmeyerek abisine karşı savaş açması. Daha sonra Dış nedene dönmüş değil mi? Rodos şövalyelerine ve papalığa sığınması e, bunu bize gösteriyor. Osmanlı'na taht kavgası yaşanıyor ki kardeş arasında. Batılıların Memlüklerle ittifak kurduğuna e, burada böyle bir şeyden bahsetmiş mi? Hayır. Cem Sultan sadece Memlükler'e sığındığından bahsetmiş. E, o yüzden burada cevap denizli oldu. Memlüklerin Osmanlı'nın siyasi karışıklığını fırsata çeviriyor değil mi? Cem Sultan'ı e, burada e, ne yapıyor? Cem Sultan'a destek vererek. ...bu şıkkada ulaşabiliyoruz. Geldik 6'ya Osmanlı Devleti'nde saray... ...Enderun, Birun ve Harem... ...olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Sarayın bu bölümlerinde... ...farklı görevleri yerine getiren onlarca... ...görevli çalıştırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu... ...görevlerden birisi değildir. Enderun'daki görevler... ...biliyorsunuz ki Has başı, ...Çuadar Ağa, Rikaptar, Silahdar Ağa... ...Tülbent Ağası gibi ağalar mevcut... Birun'daki görevler müneccin başı, hekim başı, şehri emini, darpahane emini, çaşnı bostancılar gibi e, neler vardı arkadaşlar görevler vardı. Haremdeki görevler saray ağası biliyorsunuz ki saray ket hüdası, hazineder gibi görevler vardı. E, burada çavuş başı, hekim başı da var ama muhtesip yoktur. muhtesip çarşı ve pazarları denetleyen görevidir. Günümüzdeki zabıtaya benzetebiliriz. Geldik 7'ye. 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesi hangisidir? Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesi Tercümanı Ahval'dir. Burada cevap aşık oldu. Ceride Avadis yarı resmi gazetedir. Takvim Vekai ilk resmi gazetedir 2. Mahmut döneminde. Vakayı Mısır'ı Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılan Mısır'da çıkarılan gazetedir. Hatta Osmanlı'dan önce çıkarılmıştır bu gazete. Le Monitor Ottoman ise 2. Mahmut döneminde çıkarılan bir Fransızca gazetedir. Geldik 8'e. Osmanlı Devleti'nde 17. ve 18. yüzyıllarda Ayan adı verilen toprak zenginlerinin ortaya çıkmasında hangileri etkili olmuştur? Bakıldığı zaman Saray harcamalarının kontrolden çıkması, iltizam mukata sistemlerinin bozulması savaşta yaralılık gösterenlere dirilik verilmesini vermiş. Şimdi e, ayanların ortaya çıkmasında güçlenmesinde neler etkilidir? E, özellikle tımar, iltizam ve mukata sistemlerinin bozulması etkilidir. İtimallerin e, rüşvet ve iltimasla dağıtılması, merkezi devlet otoritesinin bozulması etkilidir. Dolayısıyla ikinci öncülü burada alıyoruz. Fakat e, saray harcamalarının artması Ayanların ortaya çıkmasını tek başına açıklayacak bir faktör değildir. O yüzden gitti. Bunun dışında savaşta yaralılık gösterenlere dillik toprak verilmesi arzu edilen bir uygulamadır. Dilliklerin hak etmeyenlere verilmesi ise dillik ve tımar sistemlerinin bozulmasına yol açar. O yüzden burada cevap yalnız 2 olmuş oldu. Geldik 9'a. 1739'da imzalanan Belgrad Anlaşmasında aktif rol oynayan ve bu sayede daha önce Osmanlı Devleti'nden almış olduğu kapitülasyonları sürekli hale getiren devlet kimdir? 1. Mahmud döneminde Fransa'dır arkadaşlar. Ee, ticari imtiyazların bu derece genişletilmesi ileriki dönemlerde Osmanlı ekonomisini ne yapacaktır? Zayıflatacaktır. Geldik ona. Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı'na kadarki dönemde Avrupa'nın büyük devletlerini düveli muanzama olarak adlandırmıştır. Hangisi düveli muanzama devletlerinden birisi değildir. Bakıldığı zaman Rusya, İngiltere, Prusya, Fransa var ama Leistan bu devletler arasında değildir arkadaşlar. Cevap E şıkkı oldu. Leistan günümüzdeki Polonya'dır. Osmanlı Devleti 1876'da İstanbul'da toplanan tersane konferansında Avrupalı devletlerin Balkan uluslarıyla ilgili isteklerini reddetmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu hangisine sebep olmuştur? Neye sebep olacaktır? Tabii ki de Rusya'nın Osmanlı'ya karşı savaş açmasına sebebiyet verecektir. Biliyorsunuz ki 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı başlayacak. Osmanlı savaşı kaybedecek. Önce Ay daha sonra Berlin anlaşmalarını imzalayacak. Rusya'nın Rusya'nın isteklerinin birçoğunu kabul etmek durumunda kalacağız. Geldik 12'ye. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin halkın hak ve ödevler bakımından eşit kabul edilmesine dayanan düşünce akımı hangisidir? biz bu düşünce akımına ne diyoruz? Osmanlıcılık diyoruz. Bu düşünceyle herkes kanun önünde eşit kabul ediliyor ve kaynaşmış bir Osmanlı toplumu yaratılmak istenmiştir. Cevap A şıkkı oldu. Geldik 13'e. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'na katıldıktan sonra cephelerinden hangilerinde İtalyanlara karşı mücadele etmiştir? Mustafa Kemal buraya gazeteci Şerif Bey takma adıyla geliyor. Biliyorsunuz ki ee, ve özellikle Topruk'ta göstermiş olduğu mücadeleden sonra da binbaşı rütbesini yükseltilecektir. E, Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta var. Bin ise Enver, Enver Paşa var arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Geldik 14'e. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesi üzerine İtilaf Devletleri'nin katılımıyla 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı toplanmıştır. Buna göre Paris Barış Konferansı'nın toplanmasında amaçlarından hangisi etkili olmuştur? Paris Barış Konferansı'nın toplanmasında biliyorsunuz ki savaş sonrası siyasi düzene karar vermek, barış anlaşmalarını hazırlamak, Osmanlı topraklarının geleceğine karar vermek gibi amaçlar var. Burada yenilen devletlerle yapılacak barış anlaşmalarını hazırlamak doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Havza genelgesinden sonra ulusal birincin harekete geçtiğini kanıtlamaktadır. Mustafa Kemal Havza genelgesinde işgalleri kınayan protesto gösterilerinin yapılmasını istiyor. Bunun üzerine Havza ve İstanbul'da işgaller mitingle protesto ediliyor. Bu durum Ulusal birincin harekete geçtiğini bize gösterir. Cevap C şıkkı oldu. Geldik 16'ya. Son Osmanlı Mevzusu Meclisinin aldığı misak-ı milli kararları konularından hangisini içermemektedir? Misak-ı milli kararlarını biz kapsar diye kodluyorduk. Dış boşlar, sınırlar, azınlıklar, kapitülasyonlar gibi konular mevcuttu ama anayasal düzen gibi bir karar yoktur burada cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olmuş olacaktır. Boşlarla alakalı, boğazlarla alakalı, sınırlar, azınlıklar, kapitülasyonlar gibi konularla alakalı e neler vardır, maddeler vardır. Hangisi birinci meclis döneminde bulunan gruplardan birisi değildir? Birinci meclis döneminde istiklal, tesanüt, ıslahatçılar, yeşil ordu, e, müdafaa hukuk, e muhafazayı, mukaddesat gibi gruplar yer alırken, felavatan, ee, grubu burada yer almamaktadır. Fela Vatan grubu 12 Ocak 1920'de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde oluşturulan bir gruptur. Rauf Orbay Başkanlığı'nda. Cevap denizli oldu. 18'deyiz. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasından bir süre sonra Ankara'ya gelerek giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev almıştır. 7 ee, Saruzundan sonra Batı Cebesi'ne atanmış ve buradaki dağınık birlikleri düzenli orduya dönüştürmüştür. Bu ismimiz kimdir? E, tabii ki de arkadaşlar e, İsmet İnönü'dür cevabımız. Geldik 19'a. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süresini doldurunca seçimler yapılmış ve 11 Ağustos 1923'te ikinci meclis göreve başlamıştır. Hangisi ikinci meclis döneminde meydana gelen gelişmelerden birisi değildir? İkinci meclis döneminde 1927'ye kadar e, ne yapacak? Görev yapmış olacak yaklaşık 4 yıl. Bu dönemde Ankara Başkent ilan edilmiş mi? İlan edilmiş 13 Ekim 1923 tarihinde. Mudanya Teşkisi 11 Ekim 1922 tarihinde imzalandı. Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması 23 Ağustos 1923'te onaylandı. Tevhid-i Kanunu 1924'te, 3 Mart 1924'te çıkarıldı. 24'te tek kezaviye türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925 tarihindedir. Eğer 23'te başlıyorsa cevap ne olur? Beşik olur. Mudanya 1. meclis döneminde imzalanmıştır. Geldik 20'ye. Ülkemize ilk kamu işletmeciliği kurumu hangisidir? Arkadaşlar devlet demiryolları genel müdürlüğüdür. Burada cevabımız Beşik oldu. Birazcık ezber konu. mevin kitabına da girmiş bir bilgidir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik 21'e. Hangisi şehisayet ayaklanmasının sonuçlar arasında değildir? Bakıldığı zaman çok patil hayatının ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Doğru. Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıkı yönetim ilan edilmiştir arkadaşlar. Takrarisikon kanunu çıkartılarak. Burada da C, C şıkkına söylemiş. İsmet'in önü döneminde. Başbakanlı döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır arkadaşlar. Ama 24 Anayasasında çok sayıda köklü değişikliğin yapılmasıyla e, bu durumun alakası yoktur. E, 1924 Anayasası 24 Mayıs 1924'te yürürlüğe girmiş. Şey, Said ayaklanması 13 Şubat 1925'te çıkmıştır. Ayaklanma sonrasında e, ayaklanma sonrası anayasada köklü değişiklikler yapılmamıştır. Geldik 22'ye. Cumhuriyet döneminde yapılan düzenlemelerle yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin ilgili olduğu Atatürk ilkesini sormuş bize. E, ne olur? Milliyetçilik olur arkadaşlar. Nerede Türk kelimesini görüyorsanız hemen yapıştırın milliyetçiliği. Geldik bir diğer soruya. 1930'lu yılların başından itibaren otokratik yönetimlere sahip İtalya ve Almanya'nın saldırgan bir dış siyaset izlemesi hangilerini ortam hazırlamıştır? Öncelikle soru kökünde bize 1930 diyor. Ee, buna dikkat etmemiz lazım. Locarno arkadaşlar 1925'te. Gitti bu soru. Yani bu şık gitti öncül. Balkan Antantının kurulması. E, bakıldığı zaman arkadaşlar... Dünya Barışı üzerinde bu tehdit Balkan Antantı ve Sadavat Paktı'nın imzalanmasına ortam hazırlayacak mı? Hazırlayacak. 1934. Bunu aldık. Paris Barış Konferansı'nın toplaması 1919'dadır. Bunu da alamayacağız. Cevap yalnız 2 olmuş olacak. Burada sizden kronoloji bilginizi test ediyor. Özellikle inkılap tarihinde kronolojiye dikkat etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Böyle bir A4 kağıdına çıkarırsanız işinizi görür. Her gün bir defa baksanız kolayca öğrenmiş olursunuz. Geldik 24'e. Hangi Atatürk dönemi'nde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten siyasetçidir? En uzun kimdir arkadaşlar? Tabii ki de Tevfik Rüştü Aras'tır. 1925'ten 38'e kadar. Cevap Aşık oldu. Bir de önemli anlaşmalara, paklara biliyorsunuz ki imza atıyor. 1926 Ankara Antlaşması. Balkan Antantı, Akdeniz Paktı, Sadabat Paktı, Montreux, Hatay'ın anamatına katılması gibi gibi birçok durumda olayda vardır. Tevfik Lüştaras önemli bir simadır Türk siyasi tarihi açısından. Geldik 25'e. 1917'de Rusya'da barış, ekmek, toprak parolasıyla gerçekleşen Ekim devrimine kim önderlik ediyor? Arkadaşlar Vladimir Lenin e, önderlik etmiştir. İkinci Nikola biliyorsunuz ki devrilecek çağlık Rusya'da. Hangisi? İkinci Dünya Savaşı'nda mücadele eden müttefik devletlerin liderlerinden birisi değildir. Müttefik devletler arkadaşlar İngiltere, Rusya, Amerika, Fransa'dır. E, İngiltere'de Churchill, e, Rusya'da Stalin, Amerika'da Roosevelt, Fransa'da Charles de Gaulle vardır. E, Mussolini ise Mihver devletlerin başındaki kişidir yani İtalya'nın başındadır kendisi. Cevap E şıkkı oldu. Geldik son soruya. 1968'de Meksika Olimpiyatları'nda Amerikalı iki atletin milli marş sırasında siyah eldivenli ellerini yumruk yaparak havaya kaldırmaları aşağıdakilerden hangisine karşı bir protesto niteliğindedir? Neye karşı? Tabii ki de ırkçılığa karşı arkadaşlar bir protesto niteliğindedir. Cevap A şıkkı olmuş oldu. Evet, bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber 27 soruyu çözmüş olduk. Umarım sizlere fayda sağlamıştır bu döneme. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.